Ahmet Ulusoy, savunma harcamaları ikilemi. Savunma hizmetlerinin temel amacı bir ülkenin egemenliğini korumaktadır. Bu hizmetlerden ülkede yaşayan bütün bireyler farkında olmasa da yararlanır. Savunma harcamalarının boyutunu ülkelerin jeostratejik konumu, komşularıyla ilişkileri, etnik ve dini yapısı, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, doğal ve tarihi ve ülke yönetimlerinin temel idealleri belirler. Söz konusu hususlar, ulusal güvenliği tehdit ettiği ölçüde savunma harcamalarının düzeyi değişebilecektir. Savunma harcamalarının yetersizliği, ulusal güvenlik riskine, aşırı yapılması ise ülke kaynaklarının etkinsiz, verimsiz kullanımına sebep olarak bütçeye ve dolayısıyla ekonomiye ciddi bir yük getirebilecektir. Bir anlamda savunma harcamalarının öncelikli amacı ulusal güvenliği sağlamak ve korumak olsa da bu harcamaların ekonomik etkilerinin önem taşıdığı da bir gerçektir. Dünya geneline bakıldığında 2000-2016 yılları arasında ülkelerin savunma harcamalarına ayırdıkları payın ortalama olarak gayri safi yurt içi hasılasının %2,3'üne karşılık geldiği görülmektedir. NATO üyesi ülkelerin 2000-2016 yılları arasında yaptıkları savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılasına oranı ise ortalama %1,7'dir. Türkiye'de ise bu oran %2,5 ile hem dünya ortalamasının hem de NATO üyesi ülkeler ortalamasının az da olsa üzerinde seyretmektedir. İç güvenlik harcamaları eklendiğinde %5'i aşmaktadır. Savunma harcamalarının yüksek seyretmesinde sadece iç tehdit unsurları değil, dış tehdit unsurları ve rakip ülkelerle girilen silahlanma yarışının da etkili olduğu bilinmektedir. Yıllardır süregelen terörle mücadele, Suriye'de devam eden operasyonlar, mültecilerin oluşturduğu iç güvenlik tehdidi, son dönemdeki savunma harcamalarındaki artışın en temel nedenleridir. Ayrıca başta Yunanistan olmak üzere bazı sınır komşularımızda olan zaman zaman şiddeti artan ama hiç bitmeyen sürtüşmelerin etkilediği silahlanma yarışı da savunma harcamalarının artmasında diğer etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik Kıbrıs ve Ege Adaları sorunları her iki ülkeyi tatmin edecek bir çözüme kavuşturulamadığı sürece kısa sürede bir çözüm zor görünüyor, özellikle Yunanistan'la olan silahlanma yarışı devam edecektir. 1999-2016 yılları arasında dünyada silahlanmaya en çok para harcayan ülkeler arasında Türkiye 14,6 milyar dolarla 8. sırada, Yunanistan 13,1 milyar dolarla 9. sırada yer almaktadır. Diğer yandan söz konusu yıllarda savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılası içindeki payı Yunanistan'da %2,7 gibi yüksek seviyede seyretmektedir. Bu oran Türkiye için %2,4. Kişi başına savunma harcaması İsrail'de 2000, ABD'de 1854 dolarken bizde sadece 200 dolardır. 2015 rakamları. Özetle savunma harcamaları iç ve dış güvenlik kaygısı nedeniyle hızla artmaya devam etmektedir. Bu artış merkezi yönetim bütçesini, dolayısıyla ekonomiyi de yakından etkileyecektir. Artan savunma harcamaları diğer harcama kalemlerinde bir azalış baskısına, bütçe açıklarının artmasına ve mali disiplinden ödün verilmesi riskine sebep olacaktır. Bu süreçte savunma harcamalarının neden olacağı yükün finansman yönetimi de ekonomi üzerindeki etkiyi belirleyecektir. İç borç stoğu artışı yanında ithalat kanalıyla karşılanacak savunma harcamalarının cari açık artışına ve döviz kuru baskısına neden olacağı açıktır. Borç stoğu ve kur artışı başta enflasyon, faiz, büyüme, gelir dağılımı olmak üzere bütün ekonomik değişkenleri olumsuz etkileyecektir. Savunma harcamaları, Ar-Ge'ye yönelik harcamaları, ileri teknoloji üretimini ve kullanımını, inovasyonu teşvik ediyorsa, silah sanayi bileşeni sektörleri gelişiyorsa, bilişim, elektronik, metalürji, kimya vesaire pozitif dışsallıktan bahsedilebilir. ABD ve Rusya'nın silahlanma için geliştirdikleri teknolojilerin özel sektör sanayinde de kullanıldığını, bir anlamda ileri teknoloji kullanımını teşvik ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda yıllık 1,5 trilyon doları, İlk 100 savunma sanayi firma satışı toplamı, aşan savunma harcamaları ihracatından pay alımına da katkı yapmaktadır. İnsansız hava aracı, tank ve diğer savunma silahlarının içeride üretimi hem ithal ikamesi ve ihracat artışını hem de teknolojik gelişmeyi teşvik edecektir. Dolayısıyla artan savunma harcamaları bütçe, enflasyon, borç stoğu, döviz kuru ve ekonomik büyüme gibi birçok makroekonomik değişkeni olumsuz etkileme potansiyeli taşıdığı gibi bu harcamaların ekonomiye kazandırdığı yeni teknolojilerin Ar-Ge kapasitesini artırma, ithalatta azalma ve ihracat artışı gibi olumlu etkileri de söz konusu olabilir. Bu kapsamda savunma harcamalarındaki artışı topyekün iyi veya kötü olarak nitelendirmek doğru değildir. Bu nedenle savunma harcamaları düzeyinin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Ülke güvenliğini ve çıkarlarını riske atmaksızın üretken savunma harcamalarına ağırlık vererek bu harcamaların bütçeye, ekonomiye yükünü minimize etmek, verimsiz savunma harcamalarından kaçınmak gerekir. Savunma harcamalarının ekonomiye olan etkisini minimize etmek için rakip ülkelerle olan siyasi ilişkileri istikrarlı hale getirmek ve güven olgusunu artırmak, artan savunma harcamalarını azaltmada en azından gelecek yıllarda bir yol olabilir. Her şeyden önemlisi ulusal bağımsızlıktır ve bedelini karşılayacak maddi güç yoktur. Yani insanın yaşam hakkının teminatı olan savunma harcamalarının ikamesi yoktur. Söylemek istediğimiz, bir bölümü dışsal nedenlerden kaynaklanan savunma harcamaları artışının iyi yönetilmesi, verimli kullanılması ve dışsal faydaları göz edilerek yönlendirilmesidir.